YSK'nın KHK ile ihraç edilen seçilmiş belediye eş başkan adaylarına mazbata verilmeyeceğine yönelik açıklamasına HDP'den sert tepkiler geliyor. Parti sözcüsü Saruhan Oluç, YSK Türkiye'nin büyük bir kaosa sürüklenmesi için adım atmaktadır ifadesini kullandı. Saruhan Oluç, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılacağını ve YSK kararına karşı hangi adımların atılacağı yönünde tartışmalar yürüteceklerini belirtti. YSK'nın kararıyla ilgili bazı saptamalar yaptıklarını belirten Oluç, kararın tasarlanmış bir siyasi komplo olduğunu belirtti. Oluç, YSK tuzak kurmuştur. Diyeceksiniz ki hakimler tuzak kurar mı? Evet. Türkiye'de hakimlerin de tuzak kurduğuna şahit olduk. YSK'nın kararı bu anlama gelmektedir. YSK adaylıklar sırasında KHK ile ihraç edilmiş olanların aday yapılmamasını sağlayabilirdi. Lüzumlu lüzumsuz her konuda genelge yayınlayan YSK bu konuda bir genelge yayınlamamıştır. Bu hukuk dışıdır, yine eleştirirdik ama en azından tuzak kurmazdı YSK dedi. Oluç, YSK kararıyla hak iradesine yönelik açıkça darbe yapıldığını vurguladı. YSK'nın kararlarına itiraz hakkı yoktur. Mahkemeye gidemiyorsunuz, AYM'ye gidemiyorsunuz. İşte bunu fırsat bilerek halk iradesine karşı darbe yapmıştır YSK. YSK kayyım atayıcı olmuştur. Açıkça kayyım atamıştır. Seçilmiş olana mazbatayı vermeyerek, ikinciye yani seçimi kaybetmiş olana mazbata vererek kayyım atamıştır ifadelerini kullandı. Evet, Cevheri Güven, ne diyorsun bu konuda? Özellikle HDP'nin bir eleştirisi var, son derece haklı. Diyorlar ki eğer mazbata vermeyecekseniz çok önceden söylemeniz gerekirdi ki biz de başka bir aday gösterelim diyorlar. Nasıl okuyorsun YSK'nın KHK ile ilgili bu kararı? Ya evet, yani YSK HDP'ye tuzak kurmuş diyebiliriz ya da işte HDP'nin bu, biz zaten kayyum atanacaktı bir gerekçeyle. İşte HDP'ye yol verilmiş çünkü önceki kararlarıyla da çelişiyor. Yani aslına bakarsanız bunu önceden söylemesi mümkün değil. Çünkü yani KHK'lı olup mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi seçildiler ve milletvekili oldular. Yani şu an TBMM'de temsil ediyorlar seçmenlerini. Yani milletvekili olabiliyorsa bir insan belediye başkanı haydi olabilir. Seçilme hakkı varsa. Şimdi sandıktan seçime girebilirsin ama seçilemezsin ya da seçilirsen görevini alamazsın diye bir şey olmaz. Ya bu kişi seçime giremez ya da seçime girer ve o görevi de alır. Böyle bir şey yok. Ama YSK iktidarla uyumlu biçimde hareket ediyor. İktidar işte hani Binali Yıldırım nerede diyorsunuz ya, işte Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'nin kurmayları oturuyorlar. İşte çorap örmekle meşguller ve ördükleri çoraplardan da birisi bu. Çorap ördükten sonra da işte muhaliflerin başına geçirme işi de YSK'ya kalıyor. Bu KHK'lıların mazbatalarının verilmemesi de bunlardan bir tanesi. Başka şeyler de var. Yani başka böyle soruşturmaları gerekçe göstererek HDP'lilerin mazbatalarını vermemeleri durumu da var.